bildirileri teker 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 teker. sunuma alacağız. Ve sunumlar sonrasında sizlerden sorular alıyor olacağız. Soruları cevaplanmak için sunumu yapan arkadaşların burada olduğuna emin olmak istiyorum. İlk bildirimiz Burak Bal ve Tuğba Erdem tarafından sunulacak. İnsansız hava araçları için görüntü tabanlı yer belirleme ve yönlendirme başlıklı bildiri. Görebildiğim kadarıyla Burak Bal burada. Sunumu açıyorum ve paylaşıyorum. Herkese merhaba. Projemizde insan hava araçları için görüntülü yer çekimini konu aldık. Bunun üzerine Sanıyorum herkes görebiliyor, değil mi? evet. yaptığımız çalışmalardan bahsediyor. Problem tanımı. Görüntüler pek çok alanda kullanılıyor. Biz de bu görüntüleri konu teşkilatı için kullanacağız ve bunu yaparken İHA'ları kullanacağız. İnsan hava araçları üzerinde bu konu kullanmadan daha doğrusu konum servislerini kullanmadan konum tespiti amaçlı. Hocam sunumu göremiyoruz. Görüntü, bunu yapmamız Ses amacı geliyor konum sadece. servislerini kullanamadığı durumlar. İnsanın kullanamadığı, hata aldığı. Sunumu paylaştım. Kimse göremiyor mu acaba? Yok hocam, masa üstünüzü görüyorum ben şu an. Yücel Güllüce bu arada hocam ben. Ersin Bey de aynı şekilde söylemiş ya. Dilerim. Şunu şey etmem lazım. Baştan başlatacağım. Şimdi oldu hocam. Özür dilerim. Buyurun. Herkese merhaba. Projemizde insan hava araçları için görüntülü yer çekimini konu aldık. Bunun üzerine yaptığımız çalışmalardan bahsedeceğiz. Problem tanımı. Görüntüler pek çok alanda kullanılıyor. Biz de bu görüntüleri konu teşkilatı için kullanacağız ve bunu yaparken İHA'ları kullanacağız. İnsan hava araçları üzerinde bu konu kullanmadan, daha doğrusu konu servislerini kullanmadan konu teşkilatı amaçlı. Bunu yapmamızın amacı konum servislerini kullanamadığı durumlar, GPS'lerini kullanamadığı, hata aldığı durumlar oluyor. Bunun dışında bu servisleri kullanmak istemediğimiz durumlar da var. Biz bunlara çözüm önerisi veriyoruz. Bu amaçla belirli bir data setimiz var. Bu data setimizin içerisinde havada, insan, hava araçları çekilmiş fotoğraflar ve var ve biz bunlarla yer tespiti yapmak istiyoruz. Bu çalışmada yer tespitini yaparken ilk olarak üzerindeki datalara bakıyoruz. Ardından da bu İHA'lara yönlendirme sağlayabilmeye başlıyoruz. Bu tespitimizi Flickr üzerinden aldık. Flickr'da milyonlarca fotoğraf vardı. Biz de buradan insan hava araçlarından çekilen şehir fotoğraflarını aldık. Yer tespitini yaparken yine görseller üzerindeki key point'leri kullanıyoruz. Belli algoritmalarla seçtiğimiz elde ettiğimiz key point'lerle aradığımız fotoğraf arasında eşleşme arıyoruz. Bu eşleşmeyi bulduğumuzda da bu iki fotoğraf için eşit tepki diyebiliyor olmak istiyoruz. SIFT algoritması kullandık. SIFT algoritması popüler bir algoritmadır. SIFT algoritmasının bizim için en önemli özelliği de fotoğrafın ışığından, dönmesinden, bakış açısından ve ölçüden tamamen bağımsız bir şekilde fotoğraf üzerindeki key pointleri tespit edebilmesi. Buna benzeyen algoritmalar var. Surf algoritması var mesela. O da en az bunun kadar popüler. Ancak bizim bunu kullanmamızın amacı diğerlerine göre daha yüksek doğruluğu olması. Burada genel olarak çalışmamızın şeması var. İlk olarak fotoğrafı alıyoruz. Daha sonra bu kısımda aslında SIFT algoritmasının adımlarını görüyoruz. Burada SIFT algoritmasından basitçe bahsedecek olursak ölçek uzayında ekstrem noktalarını buluyor. Daha sonra bu ekstrem mantar üzerinde anahtar noktaların seçilmesi key point diyebiliriz bu noktada. Daha sonra yaptığı işlemler döngüsel değişime karşı dayanıklılık kazanıyor ve en sonunda da kilit noktalara ait tanımlayıcıları seçtiriyor. Biz bu algoritmayı aslında her fotoğraf üzerinde arama yaptığımızda kullanıyoruz. Ancak baştan başlarsak aradığımız fotoğraf üzerinde bu alt bakılıyor. Ardından veri seti üzerindeki bütün fotoğraflara bakmak durumunda kalıyor. İki fotoğraflardaki key pointler karşılaştırılıyor. Burada bir eşit değerimiz var.
Biz de yine kendi tarafımızdan oluşturduğumuz algoritmalarla kaplıyoruz. Eşik değerinden büyük ve bu fotoğrafın aslında iki fotoğraf iki konumunda aynı olduğu kararına varıyoruz. Eşik değeri büyükse konum bilgisini alıyor. Bu konum bilgisini alırken de JSON kullanıyoruz. Burada yine Flickr üzerinde aldığımız fotoğraflarda, görsellerde konum bilgisi tutuyor. Biz de burada metadata olarak bu konumları kullanabiliyoruz. Eğer bir sesindeki bir fotoğrafta eşik değerini bulamadıysa konum bulunamadıyor. Bu noktada doğrulama açısından şunu da yapabiliyoruz. Eşik değerini büyük buluyor. Ancak eğer kendisinden daha büyük bir eşik değeri buluyorsa bu fotoğraf, bu görsel daha doğrudur diyebiliriz. Burada sağ tarafta Python üzerinde yazdığımız ve Windows Core üzerinde netleştirdiğimiz programımızın görüntüsü var. Demosu yan tarafı ilerliyor. Konum bulmak istenen görsel dosyadan seçiliyor ve tüm dosya üzerinde karşılaştırılıyor. Bulunduğu takdirde bulunduğu bilgisini şurada gösteriyoruz. Enler ve boydan bilgisini. Daha sonra yine konum gidersek de kendisini Google Maps üzerinde gösterebiliyoruz. Burada bir sözlü kodumuz var. Genel olarak algoritmamızın işleyişini gösteren. Bunu bu şekilde inceleyebiliriz. Sözün önemli olan kısmı bu eşik değeri, eşik değerini hesapladığımız, eşik değerinden büyük bir kontrolünü yaptığımız falan. Konum bilgisini alıyor. Burada JSON metodu kullanıyoruz. Konum bulunduysa, bulunamadıysa bu bilgi bu derece. Devletindeki bütün fotoğraflara da bu loop işine bakabiliyoruz. Çalışmanın prezentasyon kısmında Python'da bir arayüz hazırladık. Yani İHA'lar için çok şu anda kullanışlı olmasa bile bu yaptığımız çalışmayı sunmak adına böyle bir arayüz tasarladık. Öncelikle bulmak istediğimiz fotoğrafı seçiyoruz. Daha sonrasında bu fotoğrafın konum ara butonuyla bu fotoğrafın dataset içerisinde tüm görsellerle karşılaştırılarak konumunu seçiyoruz ve konum bul butonuyla da bu seçtiğimiz konumu tarayıcıda harita üzerine açabiliyoruz. Seçebiliriz da. Burada projemizin sözde kodu var. Bizim için önemli kısım eşik değerinin hep eşik değeri karşılaştırmasının olduğu yer. Burada eğer eşik değerinden büyükse iki tane sayımız konum bilgisini al fonksiyonuyla birlikte yani konum bulundu değerini true yapıyor ve hani konumunu bize ekranda gösteriyor. Sonuç olarak görsellerin çift algoritmasıyla kullanarak karşılaştırmasını karşılaştırılmasıyla konumunun elde edilmesini sağladık. Eksik dosyaları kullanarak görsellerin GPS bilgilerini buradan çektik ve bu konuma yönlendirilmesini sağladık. Bu çalışmanın daha hızlı sonuç verebilmesi için de threadlerden yararlandık.
Videonun bu kısmı demo için hazırlanmış sanırım ve herhangi bir ses yok. Çok kısa bir süre kaldı. Evet, Burak Bal ve Tuğba Erdem'in sunumları için teşekkür ediyoruz. Bu çalışma aynı zamanda Sevda Kul ve Ahmet Sayar'ın birlikte yürüttüğü bir çalışmaydı. Sorularınızı chat fonksiyonu üzerinden verebilirsiniz. Birkaç soru halihazırda gelmiş durumda. İlk soru Ersin Elbaşı tarafından gönderilmiş. Soru, bu çalışmada kullanılan veriler nasıl toplanmıştır? Resimler ne kadar uzaklıktan alınmıştır? Hava şartları ve bunun gibi farklı veriler kullanılmış mıdır? Sorusu. Burak Bal veya Tuğba Erdem buradaysa cevaplandırabilirse sevinirim. Burak Bal burada, lütfen. Kendinizi unmute ederek, ben unmute yaptım. Burak Bal, sizin cevap olarak söyleyebileceğiniz. Sesim geliyor mu şu anda? Evet, şu anda geliyor sesiniz. Merhaba öncelikle herkese, teşekkür ederim. İlk soruya cevap veriyorum. Bu çalışmada kullanılan veriler nasıl toplanmıştır? Verilerimizi Flickr üzerinden aldık. Flickr üzerinde İHA'dan çekilen şehir fotoğraflarına yoğunlaştık. Bu yüzden fotoğrafların ne kadar uzaklıkla çekildiği de konum bilgisi olan fotoğraflar seçtiğimiz için aslında yükseklikleri fotoğrafların eksifinde bulunuyor. Zaten konum bilgisini de bu şekilde alıyoruz. Alttaki soruya da buna beraber cevap verebilirim. Bu, yani kaç metre hata, yani oradaki konumdan aslında hata almıyoruz. Çünkü birebir aynen oradaki konuma yönlendirildiği ve gösterdiği için biz oradaki konum neyse onu baz alıyoruz. Aslında buradaki soru lokasyon doğruluk aralığı nedir? Yani ne kadar bir hata elde ettiniz? Ne kadar bir hatayla sonuç elde ediyorsunuz? Veya sonuç olarak görseller kullanıyorsunuz. Görselleri bulma oranınız ne kadar? Görselleri bulma oranımız gayet yüksek aslında. Ama bizim elimizdeki veri setinde elde ettiğimiz bir oran bu. Neredeyse %90 oranında ama daha büyük veri setlerinde belki daha yüksek key pointlerinin tespit edilebildiği yüksek kaliteli fotoğraflarda bu oranın azalacağını düşünüyoruz. Bizim elimizde bu şekilde bir veri seti yoktu maalesef. Ama dediğim gibi bizim Flickr üzerinden elde ettiğimiz verilerde %90'dan da fazla bir oranda başarı elde ettik. Çok güzel. Bu bir soru da ben sorayım. Bir threshold'dan bahsediyorsunuz. Bu threshold'u nasıl test ediyorsunuz? Dinamik midir? Statik bir threshold mu? Sorumu alabildiniz mi Burak Bey? Burak Bey? Sanıyorum bir aksaklık oldu. Daha sonra cevabı alırız. Burak Bey sesiniz geliyor mu? Sanıyorum yok. Daha sonra bu cevabı alırız. Sesinde bir sıkıntı oldu sanırım. Ben cevap vereyim. Soruyu bir daha tekrar edebilir misiniz? Threshold değerinin dinamik olup olmadığını sordum aslında. Nasıl tespit edildiğini? Biz elimizdeki datasete göre hani biraz deneme yanılma yoluyla elimizdeki verilerden yola çıkarak bu threshold belirledik. Ve yani biz bu eşiklerin hani bir şeyleri belirlemek adına %60 olarak verdik ama zaten genelde eşleşmeler %60'ın çok çok üzerinde oluyor. Sesim tekrardan geliyor mu?
Geldi, teşekkür ederim. Cevabı da aldık sanırım. Aldıysanız tamam, kusura bakmayın, mikrofonum gitti. Bir sonraki sunuma geçeceğiz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun Tuba Hanım'a. Bir sonraki çalışma kutup çalışmaları için ulusal veri yönetim sistemi tasarımı başlıklı çalışma. Bu çalışmayı Müge Şenel, Hasan Hakan Yavaşoğlu, Burcu Özsoy, Özgün Oktar ve Sinan 25oğlu hazırlamışlar. Müge Şenel sunacak. Şimdi sunumu açıyorum. Paylaşıyorum bir saniye. Evet, gelmiş olması lazım herhalde. Merhabalar, ismim Müge Şener. İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği bölümünde doktor öğrencisiyim. Öncelikli alanlardan olan kutup çalışmalarında bursiyerim aynı zamanda. TÜBİTAK MAN Kutup Araştırmaları Enstitüsü ile birlikte çalışıyorum. Sunum geldi değil mi? Bir önceki gibi sıkıntı olmaması için. Evet, gayet iyi. Ekranda var görüntü şu anda. Bugün sizlere sunacağım konu kutup çalışmaları için ulusal veri yönetim sistemi tasarımı. Bu konu aynı zamanda benim tezim. Şu anda tez çalışmama başladım. Sizlere tez çalışmamdan önce bu konuyu bilgili olarak sunmak istedim. Öncelikle tezden bahsetmek istiyorum. Konumla alakalı bir giriş yaptıktan sonra ulusal veri yönetim sisteminden bahsedeceğim. Ulusal veri yönetim sistemi iki başlıkta toplanıyor. Birincisi literatürdeki örnekler, bu örnekleri açıklayacağım. Daha sonra kendi tezimde ve bu veri yönetim sistemini oluştururken nasıl bir yol izleneceğini anlatacağım. Yani metodolojiden bahsedeceğim. Daha sonra bununla alakalı sonuçlarımı açıklayacağım. Öncelikle Antarktika, hepimizin bildiği üzere dünyanın doğal araştırma laboratuvarı. Bu laboratuvarda 30 ülkenin 100'e yakın araştırma istasyonu bulunmakta. Ve Türkiye'nin de son zamanlarda, son yıllarda yakından ilgilendiği bir konu Antarktika'da bilimsel çalışmalar yürütmek. 2017 yılından bu yana Antarktika'ya ulusal seferler düzenlemekteyiz. 2019 yılında ise Türk Bilim Kampı'nı kurduk ve böylece yeni bilimsel araştırmalara ve çalışmalara ön ayak olmuş olduk ve güzel bir zemin hazırladık. Bilim insanları bu kıtada çeşitli projeler yürütmekte. Ve bu projelerin sonucunda, araştırmaların sonucunda gelecek çalışmaları ışık tutmaktalar. Ve böylece dünyadaki Antarktika ile alakalı, kutup bölgeleriyle alakalı literatür genişlemekte. Ve bu sayede kutup bölgelerini daha iyi anlamaktayız. Burada ne çeşitli bilimsel çalışmalar yürütüldüğünü, ne amaçla bunların yapıldığını daha iyi anlamaktayız. Burada yürütülen çalışmalar çeşitli bilim insanları tarafından rapor, bildiri ya da makale olarak yayınlanmakta düzenli olarak. Bununla birlikte Antarktika Anlaşması'nın önerdiği bir durum var. Bu öneri şu anda benim anlatmakta olduğum konu. Antarktika Anlaşması'nın önerdiği üzere çoğu ülke o kıtada yürüttükleri projeleri ve araştırmaları bir veri tabanında toplayıp bunu web üzerinden kullanıcılara, araştırmacılara sunmakta. Bu sistemde işlenmiş ya da ham veriler, bu projelerde kullanılan her türlü veri, hocam ses gitti. Hocam şu anda sesi yok videonun. Şimdi geldi hocam, tamamdır. Ses gelmiyor mu? Play yapın hocam, bir bakalım. Tamam, oldu hocam. Ve bunun için de coğrafi bilgi sistemiyle entegrasyonun sağlanması gerekiyor. Ulusal veri yönetim sisteminden bahsedecek olursak ayrıntılı olarak, bu çalışmada, yani benim tez çalışmamın temeli olan bu çalışmada
şimdiye dek düzenlenmiş seferlerde gerçekleştirilen projelerin verileri bir araya getirilerek bu veriler Web.js ortamına aktarılacak. Bu sayede kullanıcıların sunumu bilecek. Bu sayede az önce de bir kısmından bahsettiğim gibi Türkiye'nin Antarktika'daki çalışmaları ve hedefleri kurumsal hafızaya alınmış olacak. Veri israfından ve proje tekrarlarından kaçınacak. Ulusal düzeyde bir bilinçlendirme sağlanabilecek. Aynı zamanda seferlerin bütçeleri etkin bir biçimde yönetilebilecek. Yani maliyet hesaplarında dahil yapılabilecek önceki seferlerin kayıtları olduğu için. Sefer planlamalarının daha etkin biçimde yapılması sağlanacak. Yeni çalışmaların ve işbirliklerinin öne açılmış olacak. Ve bu veri yönetim sisteminin iki temel aşaması var aslında. Bunlardan bir tanesi veri döngüsü, bir diğeri ise araştırma yapısı. Aşamalar çok daha çok bileşenleri diyebiliriz aslında buna. Veri döngüsü, veri üretimiyle başlayarak daha sonra verilerin değerlendirilmesi, verilerin analizi, verilerin saklanması, depolanması, verilere erişim ve verilerin yeniden kullanılmasıyla bir döngü oluşturuluyor ve tekrar veri üretimine başlanıyor. Araştırma yapısında ise bir proje fikri var. Daha sonra o projenin ön değerlendirmesi yapılıyor. Ve proje önerisi araştırma haline geliyor. Araştırma daha sonra değerlendiriliyor, değerlendirme aşamasına geçiliyor ve sonra yayın haline getiriliyor. Yani bu veriler üretilip, kullanılıp, değerlendirildikten sonra bir yayın haline dönüştürülüp insanlara sunulmuş oluyor. Ve bu veri yönetim sisteminde, veri merkezinde ise tüm bu anlattığım veri dönüşü araştırma yapısının aşamaları bir arada duruyor. Ve böylece bunlara erişim sağlandıktan sonra insanlar daha çok ilgilendirilmiş ve daha çok bu konularla ilgilenmiş oluyor. Türkiye için kurulacak Ulusal Veri Merkezi'nde iki aşamalı bir veri depolanması olacak. Bir tanesi yani iki kategori ayrılıyor. İlki proje bilgileri. Proje bilgilerinde neler var? Projenin adı, numarası, çalışma alanı, kullanılan veriler, veri setleri, hangi bilim dalı ile alakalı çalışılıyor gibi. İkincisi ise kutup bölgesine çalışma alanlarına ait yardımcı bilgiler. Bunlar örneğin GNSS istasyon noktaları, meteorolojik gözlem bilgileri, meteorolojik istasyonlardan alınan parametreler, ulaşımla alakalı bilgiler, yani lojistikle alakalı bilgiler de olabilir. Hukuksal mevzuat, deniz yüzü, akıntı ve benzeri bilgiler bulunacak bu veri merkezinde. Hukuksal mevzuat ise şöyle önemli, ona ayrıca bir parantez açmam gerekiyor. Antarktika'da yapılan çalışmalarda hukuksal mevzuat çok ön planda. Çünkü Antarktika Anlaşması'na göre belirli korunan alanlar var ve orada çalışma yapabilmek için bir dizi izin alınması gerekiyor orada. Bu yüzden hukuksal mevzuatla alakalı, oraya ulaşımla alakalı her türlü bilginin bu veri merkezinde bulunması gerekiyor ki bir bilinçlendirme sağlanabilsin. Daha sonra bu anlattığım veriler mekansal verilere dönüştürülerek çeşitli haritalarda üretilecek bu veri merkezinde. Harita üzerinden proje bilgilerine verilere ulaşılabilecek. Daha sonra buradan elde edilen sonuçlar bu harita görüntüleme olayları ve CS2 ile web ortamına aktarılacak ve web ortamından biz harita üzerinde veri setlerine, proje bilgilerine, bu projelerin harita üzerinde, Antarktika kıtası üzerinde nereye götürdüğüne ulaşabileceğiz. Tabii bu kutup veri merkezi, ulusal kutup veri merkezimiz Antarktika üzerinde başlayacak, oraya daha çok sefer düzenlendiği için. Ama Arktik bölgesiyle daha ileriki zamanlarda geliştirilecek. Böylece erişilebilir, sorgulanabilir, anlaşılır bir sistem oluşturulmuş olacak. Literatürdeki örneklere değinecek olursak, diğer ülkelerin yaptığı örneklere bir örnek alacağımız. Antarktika'ya sefer düzenleyen ve kıtanın çeşitli bölgelerinde çalışmalar yapan bu ülkeler çeşitli besteleri oluşturmuşlar. Bunlardan bir örneği inceledim ben. Birleşik Krallık, Güney Kore, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya gibi ülkelerin güzel veri tabanları, değişik veri yönetim sistemleri ve besteleri var bunlara dair. Bu ülkeler verileri, her türlü veri setlerini işlenmiş ya da ham şekilde bu çalışmalardan, projelerden elde ettikleri sonuçları burada toplamışlar ve sınıflandırmışlar çeşitli bilim dallarına ve çalıştıkları konulara göre.
Erdoğan Bey, şu an ekran paylaşım durduruldu ama. Yok, şu anda mikrofonunuz da kapalı. Ses gelmiyor. Özür dilerim. Düştüm sanırım. O yüzden kapattım. Devam edebiliriz. Bunlar sorunlarını biliyor. Ve harita üzerinden bu projelerin nerede yürütüldüğüne ulaşabiliyorsunuz tıklayarak. Burada ise Güney Kore'nin sitesinde örnekleyin. Güney Kore'nin sitesinde direkt bir canlı verilerin akışı var. Onların kurdukları istasyonlardan gelen, GNC istasyonlarına ya da meteoroloji gözlem verilerini aldıkları istasyonlardan gelen, üstlerinde bulunduğu bölgelerden gelen canlı veriler var. Birçok veri çeşidi var. Burada da istediğiniz gibi bilimsel alanlara göre bunları sıralayabiliyorsunuz. Ve hangi bölgede çalışma yapıldığını mesela merak ediyorsanız o bölgeye göre seçebiliyorsunuz. Mesela King George Island'ı seçtiniz ve biyolojik sınıflandırmayı seçtiniz. Buna göre bir filtre oluşturup bu çalışmaları görüntüleyebiliyorsunuz. Tarih aralığını da görüntüleyebiliyorsunuz. Tarih aralığıyla. Ve bu da size çok güzel bir görsellik sağlıyor. Akılda kalıcılık sağlıyor. Burada ise Amerika'nın veri merkezi var. Burada da aynı şekilde haritayla destekleme. Mesela oradaki proje daha sonra yayına dönüştürülürse bu yayının da sitede yer alıyor. Onu da görüntüleyebiliyorsunuz ki siz de eğer bu konuyla alakalı bir proje yapacaksanız belki tekrardan kaçırmış olursunuz ve bir bilinçlenme sağlanır. Avustralya'nın sitesi de yine değişik bir şekilde kategorize edilmiş biçimde. Tabii sitelerin arayüzleri karşılığı çıkan pencereler çeşitlendirilmiş web tasarımına göre. Metodolojiden bahsedecek olursam bu siteleri başka ülkelerin örneklerini incelediğimizde iki tip sistem, iki tip metot karşımıza çıkıyor. Birincisi açık kaynak kodlu şekilde oluşturmuş sistemler. Diğeri ise, ikincisi ise kapalı kaynak kodlu. ArcGIS, QGIS gibi yazılımlar, QGIS açık kaynak kodlu, ArcGIS paketli olan kapalı kaynak kodlu olmak üzere. Bu yazılımlarda oluşturulan web tabanlarındaki veriler kullanıcılarla paylaşılması için WebGIS tekniğiyle birlikte kullanılıyor. WebGIS tekniği, mekansal verilerin web ortamında sunulması için kullanılan bir yöntem. Bu sayede web haritalarına veri görselleştirme yapabiliyoruz. WebGIS temel olarak bir sunucu ile istemci arasındaki iletişimi sağlıyor, tasvir ediyor. Birincisi server, buradaki serverimiz, GIS serverimiz. Diğerisi client dediğimiz istemci, yani kullanıcımız. Burada da web tarayıcımız, browserımız, yani tarayıcıdan ulaştığımız yer anlatılıyor. Bir tabii ki örneklerde veri merkezleri ve kentsel veri temel alıyor tabii ki lokasyon temelli. Örneklerin ve haritalama yöntemlerine bakıldığında Birleşik Krallık, Amerika ve Avustralya benzer yöntem kullanmış. Açık kaynak kodlu tasarımla kullanmışlar. JavaScript temelli bir web tasarımı kullanmışlar. Bundan önce açık kaynak kodlu JavaScript kütüphanelerimiz, OpenNAS, Bitbit kütüphaneleri kullanmışlar ve GeoServer üzerinden post ve SQL ile PostGIS uzamsal veri tabanı ilişkilendirilmiş QGIS yazılımını kullanmışlar. Greco ise ArcGIS ve JavaScript kullanarak kütüphane veri merkezini tasarlamış. Ve Google Maps'ten harita oluşturmuş. Onun yanına çekmiş haritaları. Burada ilk şemada açık kaynak kodlu tasarım şemamızı görüyoruz. Açık kaynak kodlu tasarım şemamızda öncelikle tabii ki bir veri toplama aşaması var. Bu veri toplama aşamasında rastlama vektörlerimizi QGIS yazılımımıza aktarıyoruz. Ve tabanımıza aktarıyoruz. Oradan sonra QGIS'e de bulduğumuz verileri PostgreSQL ile yapılandırıp buradaki SQL programı diye SQL yanında yapılandırıp veri tabanımız olan, uzamsal veri tabanımız olan PostgreSQL'e aktarıyoruz. Daha sonra burada pgadmin adlı bir program kullanarak, burada bağlantı adresi oluşturmak için programı kullanarak GeoServer harita sunucusuna bağlı. GeoServer burada bir sunucu. GeoServer'da web service, web feature service gibi OGC yani Open Geospatial Consortium tarafından desteklenen, web servislerini yayınlamayı destekleyen bir server, GeoServer. Burada katmanları ve haritaları oluşturuyoruz, bunları geliştiriyoruz. Daha sonra sunucu kısmında web dönüşüme işlemlerini Python'la yapabiliyoruz. Bu anlattığım kısım tabii R-Coach, back-end dediğimiz kısım. Front-end'de ise, ön uçta ise HTML, JavaScript, CSS, OP gibi programlama dilleriyle bir kullanıcı dostu, bir web arayıcı, bir web proxy oluşturabiliriz. Ve buradan kişiler sisteminize ulaşabilir örneklerde olduğu gibi. Tabii
tabii açık kaynak olursa senin de kapalı kaynak olursa senin de dezavantajları avantajları var. Dezavantajlarından bir tanesi güvenlik açıkları olması açık kaynak olursa senin ve yönetmesi biraz daha zor. Ama geliştirme açısından sınırsız bir kaynağı sağlık. Çok fazla ücretsiz hazırlıklar bununla alakalı. Ücretsiz kaynak, kütüphane var. Kapalı kaynak kodunun tasarımına geçecek olursak da burada yine veri toplama aşamasında vektörle rastgelelerini topluktan sonra paket programımız olan Arçelik'in desktop'ta topluyoruz bunları. Arçelik nasıl üstüne. Sonra da Arçelik üzerinden işlemlerini hazırlıyoruz. Burada veri tabanımızı oluşturduktan sonra yine aynı biçimde uzantısal olarak PostgreSQL ile yapılandırız. PostgreSQL uzantısal veri tabanını aktarıyoruz. Buradan bağlantıyı Arçelik server'ı portalla birlikte kuruyoruz. Veri tabanı sunucusuna bağlandıktan sonra tabii ArcGIS kataloğu kullanabiliyoruz burada geliştirmek için katmanları ve oluşturduğumuz bilgileri. Ve daha sonra ArcGIS Server'da bunlar kullanılmaya hazır hale geliyor. Daha sonra bu paket programın ArcGIS Enterprise adında bu paket programları toplandığı bir ücretli bir yazılım paketi var. ArcGIS Enterprise'da her şey dahil. Web tasarımı da bunun içerisinde var. JavaScript kütüphanesi var çünkü kendisini. Daha sonra ArcGIS Portal'da istenen pop-up'lar, haritalar, işte ne görüntülemek istiyorsak, bunun yerine sunmak istiyorsak bunlar istenen biçimde ayarlanıp görüntüleniyor haritalarda aktardıktan sonra. Daha sonra ön uç kısmına geçiyorum. Bu ön uçta bir web uygulaması geliştirmek için isterse bir mobil uygulamada geliştirebiliriz daha sonra. ArcGIS Web App Browser'ı kullanıyoruz ve burada bir JavaScript kullanabiliyoruz. İstersek HTML CSS'de kullanabiliriz. Programını biliyorum. Bu şekilde web tarayıcıya aktarıyoruz en son ve web içerisinde sunduğumuz verileri web tarayıcı üzerinden kullanıcıya sunmuş oluyoruz. Tabii uçtan uca bir JS uygulaması oluşturmak için tüm bu teknikler birleştirilmesi gerekiyor. İster açık kaynak kodlu tasarım tamamen kullanılsın, ister kapalı kaynak paket kullanılmak kullanılsın ya da birlikte kütüphanelerin açık kaynak olduğu kütüphanelerden yararlanarak kapalı kaynaklarını geliştirirsin. Bunların hepsinin yararı kurulması gerekiyor. Tanışmadan önce tabii bir karşılaştırma olarak avantajı ve dezavantajdan da yine bahsetmek gerekir kapalı kaynak olduğu kısmından. Kapalı kaynak olduğu kısmının avantajı teknik destek sağlayıcısının olması. Yani bir muhatap bulmak. Açık kaynak kodlarda bunu bulmak zor. İnternetten tabii çok fazla kaynak forum var bundan yararlanabilir. Ama kapalı kaynak kodunu paket programlarında bir ekiple, bir teknik bir ekiple iletişim kurmak, bunun üzerinden sorunlar çözmek daha kolay. Tabii maliyeti biraz daha fazla. Açık kaynak kodunu tasarının çoğu ücretsiz. Kapalı kaynak kodunda belli bir ücret ödemek gerekiyor. Öyle bir maliyeti var. Ama güvenlik açığı yok denecek kadar az. Bu açıdan daha güvenilir. Sonuç olarak ulusal veri yönetim sistemiyle hangi yöntemle kurulursa kurulsun. Ulusal veri yönetim sistemiyle belli bir program oluşturulacak ve bu programa insanlar katılmak isteyecek. Yani bu veri yönetim sisteminden görüntüledikleri projelere ve sonuçlara göre, oradan belki de veri alıp kullanacaklar, bunlara göre kutup bölgelerine araştırmaya gitme, bilimsel çalışmaya katılma isteği artacak. Literatüre de bu sayede ulusal veri yönetim sistemine katkı sağlayacak. Ben literatüre geçmiş örneklere baktığımda, araştırdığımda açık kaynak kodlu tasarımdan ziyade Gnecore'nin oluşturmuş olduğu kapalı kaynak kodlu yani ArcGIS'le oluşturmuş oldukları ve JavaScript'le Enterprise'de içerisindeki JavaScript'le Google'la oluşturmuş oldukları uygulamanın, WebGIS uygulamasının daha gözle hitap ettiğini, daha hani görsellik açısından ve grafik kalitesi açısından daha yüksek olduğunu gördüm ve hani, o şekilde araştırdım zaten. Bu yüzden kutup çalışmaları için Türkiye'nin kuracak ulusal veri merkezi için, bu kurumsal hafızalar için tasarlanacak veri çeşitli platformuna dair yöntemlerden ikincisinin daha uygun olduğu sonucuna varıldığı da kapalı kaynak olduğu paket programlar, güvenilirlik ve teknik destek açısından grafik özelliklerinin daha yüksek olması, harita görselliğinin ve dinamikliğinin daha iyi olması açısından daha çok tercih edilebilir bir yöntemle eğer buna bütçe ayırabilirse. Bu çalışmada verdiğimiz sonuç bu. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kaynaklarımı da sunumun sonuna ilettim. Bu çalışmada bana yardımcı oldukları için Sayın Burcu Hocama, Hakan Hocama, Özgün ve Sinan'a çok teşekkür ederim. TÜBİTAK, Mahmut Kutup Araştırmaları Enstitüsü
İstanbul Teknik Üniversitesi'nin yanıt mühendisleri, uğraşım şehir mühendisleri, arkadaşlarıma, hocalarıma çok teşekkür ederim katkıları için. Tekrardan teşekkür ederim. İyi günler. Biz de Müge Hanım'a sunumu için teşekkür ediyoruz. Birkaç tane soru var. O soruları cevaplandırmak için teker teker kendisine yöneltiyor olacağım. Ulusal Veri Yönetim Sistemi için ülkemizde hali hazırda bir CBS teknik altyapımız var mıdır diye bir soru var Yücel Bey tarafından. Müge Hanım. Merhabalar. Ben Yücel Bey'in sorusunu yanıtlayayım öncelikle. Ulusal Veri Yönetim Sistemi için ülkemizdeki CBS teknik altyapısını TÜBİTAK, MAM, Kutup Araştırmaları Enstitüsü ile birlikte yürütüyoruz. O enstitü kurulduktan sonra bu teknik altyapı da bu şekilde şekillendi. O şekilde cevap verebilirim. Şu anda hali hazırda böyle bir teknik altyapımız var diyebilirim yani. Kullanılır durumda mı yoksa çalışmalar devam ediyor? Çalışmalar devam ediyor. Ben de şimdi Hakan Hocam'la birlikte, Hakan Hocam TÜBİTAK MAM'da çalışıyor kendisi. Onunla birlikte bu test çalışmamı yürütüyorum. Bizle birlikte bu ilerleyecek. Çok güzel. İkinci soru Ersin Bey, Ersin Elbaşı tarafından yönetilmiş. Çalışmalarınız için teşekkür ederiz de başlıyor. Bizim Antarktika çalışmalarımızın ve elde edebileceğimiz verilerin diğer ülke çalışmalarından ve paylaştıkları verilerden farklılıkları nelerdir? Yani bu bizim portalın farklılığı nerede olacak günde de değerlendirilebilir. Şöyle, tabii bazı ülkeler, ya biz 4 kere sefer düzenledik. Amerika 1000 kere belki sefer düzenledi. İngiltere 100 kere sefer düzenledi. Çok sayıda verileri var. Çok fazla projede çalışmışlar. Çok fazla kaynakları, teknolojik ürünleri çok daha fazla. Ama bizim lokasyonumuzun kurulduğu bölge farklı. Lokasyon farkımız var. Ve kurulduğumuz bölgede bizden önce hiç proje yoktu. Proje farkımız olduğu için, yani bu çalıştığımız projeler farklı olacağı için, yani lokasyonumuz farklı olduğu için çalıştığımız projeler de farklı olacak. Biz fiziki deniz projeleri yapıyoruz. Bu açıdan farklı örneğin. Bu şekilde. Teşekkürler. Bir başka soru Hasan Bulut tarafından yönetilmiş. Teşekkürlerle başlıyor. Burada söz konusu olan verinin büyüklüğü ve çeşitliliği ve türler hakkında bilgi verebilir misiniz? Hangi türlerde ne büyüklükte veriler var elimizde? Ve hedefte neler var diye eksende de biraz belki. Evet, şimdi 4 kere sefer düzenlediğimiz için tabii ilk 2 sefer için fizibilite çalışmaları yapılmıştı. Hani bu 3. seferde kurulan bilim istasyonumuz için. 4. seferden itibaren, yani 4. sefer verilerini sunmaya başlayacağız. Ve 4. sefer ve sonrası, daha sonra yapılacak seferlerin verileri sunulacak sistemde. Ve bu verilerin tipleri, örneğin atmosfer parametreleri, meteorolojik istasyonlardan alınan veriler, GNSS verileri, bir GNSS istasyonu son dördüncü sefere gidildiğinde GNSS istasyonu kurduk. Bu GNSS istasyonu verileri yer alacak. Yer bilimleri olacak, canlı tür lokasyonları olacak. Bu şekilde. Teşekkürler. Son sorumuza da hızlı bir şekilde cevap verebilirsiniz vaktimizi verimli kullanmak için. Yücel Bey'in sorusu, ESRI ücretli bir program. Bu ürünün veya önerilen diğer third party paket yazılımının maliyeti çok fazla olacağı ve için sorun teşkil edecektir. Sistemi nasıl affordable hale getirebiliriz deniyor. Evet, aslında tabii ArcGIS bir ESRI'ye bağlı olduğu için tabii maliyeti yüksek bir paket program. Aslında ona mahkum değiliz, yani ESRI'ye mahkum değiliz. Açık kaynak kodlu tasarım da kullanılabilir. Tabii önce bir çatı oluşturulacağı için bu çok önemli. TÜBİTAK altyapısını kullanacağız biz aslında. TÜBİTAK'ta şu an geliştirme ve işbirliği çalışmaları da devam ediyor. Yani biraz proje ilerledikçe bu şekillenecek. Öyle cevap vereyim. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sunumları ve cevapları için. Şimdi üçüncü sunumla devam edeceğiz. Üçüncü bildiri, dijital dokümanların anahtar kelime tabanlı doğrulanması başlıklı bildirimiz. Bu bildirimizi geniş bir katılımla Serkan Şahin, Selinay Ardıç, Türk Kücan Erdem, Ayhan Gültekin, Ekin Ekinci, Süleyman Eken, Sevinç İlhan, Omurca ve Ahmet Sayar hazırlamışlar.
TÜRKİCAN Erdem'in sunumu olacak. Onun sunumuyla dinliyor olacağız. Paylaşıyorum sunumu. Bulunamayanlar bir sonraki aşamaya aktarılmıştır. Optik tanıma, yani OC
yardımı olmadan yazı içeren taranmış doküman veya resimli yazı belgelerin içindeki yazının belirlenen metin olarak çıkarılmasıdır. Görüntü zamanı PDF dosyaları için OCR kullanılmıştır. OCR'ın görüntü işleme kısmında OpenCV, karakter tanımlama kısmında ise keserek kullanılmıştır. PDF dosyaları öncelikle PNG dosyalarını çevirip daha sonra sayfa segmentasyonu tekniği olarak keserek de çıkarılan metinle sınıflandırılması için anahtar kelime tabanlı sınıflandırılma kullanılmıştır. Önce ve her sınıf için anahtar kelimeler oluşturulmuştur. Bu anahtar kelimeler oluşturulup ben belgelerin üzerini bu belgelerin içinde en fazla hangi kelimelerin yetkiliğine yaratılmıştır. Belgelerin içinde bu anahtar kelimelerin geçmesi durumunda belge o sınıfa atanmıştır. Bir belgenin birden fazla amaçla kullanılmasından ötürü bir belgenin birden fazla sınıfta atanması mümkündür. Bu tarz belgelerde birden fazla sınıf atanmıştır ama performans emekli kısmında bunları çok yetkili değerlendirmek yerine tahmin edilen çok ve yüksek arasında hangi sınıfı asıl sınıfı içeriyorsa o sınıfa atanmışımdır. Çağırmıyor ise yanlış olarak ele almışımdır. Doğrulamanın sonucu sol tarafta karmaşıklık maddesi, sağ tarafta ise grafikler halinde gözükmektedir. Bu grafikleri inceleyecek olursak, ALES ve yabancı dil belgelerinin düzenli yapıya sahip belgeler olduklarından dolayı içlerinde YLS, ALES, yurt dil gibi diğer belgelerde geçmeyen anahtar kelimelerden dolayı en iyi başarımı bu belgelerde elde ettiğimizi görüyoruz. FX skoruna baktığımızda ALES 0.99, yabancı dil ise 1.0 duruyor. ALES ve yabancı dil belgelerinin arasında gençlik ve %10 belgeleri en başarısız olan belgelerdi. Bu belgeler tamamen yüzeysel yapıya sahip olmakla birlikte okuldan okula değişmekte ve aynı zamanda başka belgelerin de %10 ve %10 belgesi alışıcı yüklendiği görülmüştür. Geri kalan belgelere baktığımızda ise söz testi 0.55, öğrenci belgesi de 0.78 olmak üzere geri kalan diğer belgelerin de aralıkta olduğunu görüyoruz. Bu belgeleri incelediğimizde ise bir kısmının ALES ve yabancı dil belgesi gibi düzenliyken diğer kısmının denklik ve %10 belgesi gibi düzensiz olduğunu görüyoruz. Düzenli olan belgeler okunup doğru atanmış iken düzensiz olan belgeler yanlış atanmıştır. Geri dönüşüm için baktığımızda ise ağırlıklı olarak 0.69 F1 skoru ile %66 başarım oranı görüyoruz. Bu oranlar sınıflar arası varyasyonlar göze alındığında önerilen sınıflandırma basit ve düzenli belgeler için yeterli iken daha kompleks belgeler için yetersiz kalmaktadır. Bu ise bizi gelecek çalışmalar kısmına getiriyor. Gelecekte veri set kısmında verilen tüm doküman tiplerinin eksiksiz bir şekilde sınıflandırıldığı devin öğrenme tabanlı bir mimari geliştirilmesi planlanmaktadır. Bu mimari ile başarısız sınıflandırılan denklik ve %10 belgeleri de başarısız sınıflandırılması amaçlanmaktadır. Bu çalışma için COIBAP tarafından F2022-2022 yolu projelerine desteklenmektedir. Desteklerinden dolayı COIBAP'a teşekkür ederiz. Sunumu için Türkü Can Bey'e teşekkür ediyoruz.
Sorularınızı chat fonksiyonu üzerinden yöneltebilirsiniz. Türkcan Bey buradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Benim bir sorum var. Onu yönelterek başlayayım. Bu özellikle transkript için precision ve recall değerleri arasında çok büyük bir fark var. Precision yanlış hatırlamıyorsam 97'ler mertebesindeydi. Recall %38'ler mertebesindeydi. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Bunun sebepleri konusunda yani recall'daki düşüklüğün sebebi konusunda bilgi verebilir misiniz? Öncelikle tabii kullandığımız veri setinin boyutu biraz düşük denilebilir. Her ne kadar transkript en fazla kullandığımız en fazla şey sayı olan belge tipi olsa da bir diğer sebebi ise transkriptin transkript belgelerinin yapısından dolayı olarak da ne ile karıştırıyor acaba? Daha çok hangi tip yapılarla karışıyor transkript? Transkript hatırladığım kadarıyla öğrenci belgeleriyle karıştırıyor olması lazım. Çünkü ikisi birbiriyle değişimli yüklenebiliyor. O yüzden karıştırabiliyor. Teşekkür ederiz. Başka sorumuz var mı? Ersin Bey'in, Ersin Elbaşı'nın bir sorusu var. Toplam kaç anahtar kelime kullanılmıştır? Eş anlamlı kelimeler dahil edilmiş midir? Toplam belge tipinden belge tipine değişmekle birlikte bu örnekte 5-6 maksimum kullanmış olmamız lazım. Eş anlamlı kelimeler dahil edilmiş midir? 2 tarzı. Evet. Yani belge üzerinde geçiyorsa dahil edilmiştir. Eş anlamlılar evet. Dikkate alındı. Teşekkür ederiz. Başka soru var mı? Yok herhalde. Teşekkür ediyoruz Türkcan. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki sunumla devam edeceğiz. Bir sonraki sunum güncel bir problemi ele alan sunum. COVID-19 Control Measures Importance Based on Non-Negative Matrix Factorization başlıklı bir bildiri. Lokman Olagoke ve Ahmet Topçu tarafından sunulmuş bir bildiri. Lokman Bey sunumu yapacak. Sunumu açıyorum, paylaşıyorum. Ses biraz az videoda, yani yükseltemiyorum hiçbir türlü. Siz kendi ayarlarınızla biraz yükseltirseniz duymanız sağlanabilir. Ses bir hayli az videoda. Thank you.
Based on their
performance index over time. So we could have a plot of the performance index and we see how it varies. So we use all these parameters. Okay, maybe Singapore started a heat map or public description. So we need to index that as 1, 1, 1, 1. That's how it, our representation. So we use this representation to predict the performance for that period. Then we now rank that based on the features that are effective, then which are the features that are labeled one. How has the change in performance? How did we predict the change in performance? And how can we rank the features? So we have for the Singapore, we know the awareness campaigns was correlated very well with their gain in good performance. So and the testing the public health system. So we just want to see that countries that are performing well, what are the features that are important to them? What did they take care of? What is that feature that they have that other countries that are not doing well in this COVID-19 control measure? What's their comparison? So we compare countries that are doing well with countries that are not doing well and see what can those countries that are still lagging behind learn from countries that are really on top of the situation. So for them, for United Kingdom, we see this is the ranking of the importance. We can see that the first match is the first from Singapore, but we know that all these measures became in this. So we can see that for Singapore, they have awareness campaign, which is coming very early. And for the United Kingdom, for the state of emergency, for it to be their performance in the zone, it's really good of it, but the United Kingdom had a very low performance score on the table. So that's just, you can see that the awareness campaign can help a lot, and the same in the health system, health training, and domestic travel restrictions, and other public health measures. So measures that actually prevent the public from being access from coming in contact with one another. United Kingdom also tried for maybe the food came very, very late. That's the issue with them, but they can learn something from maybe Singapore and see what the measures that they should be more important to the other one. So that's it. And so what is it? What is the major contribution here? The major contribution, we have a performance metric for the control measure. So the performance metric as we showed in the previous slide is this one. And the change in R, the performance is minus change in the confirmed disease, the change in the performance plus change in the confirmed disease. So that's the performance metric. We rank control measures based on public plots that we are ranking them and send them information gained by the model for patient performance index. So we propose a pipeline that combines knowledge factorization to achieve a comprehensive organization with a light vision model which does not contain a lot of data, and it has been very effective in recent times for prediction. We completely solved a regression model of course for country you have to be very particular. Look at what are the other factors. The more factors you can put in the model, for example, so you might not have access to some data that are country specific or internal. So if you have those data in the model and so for each country, it might differ, but it's just to say that for food to run, the features are no prevention, each control measure is much different than the other one, and it can help inform us. So to make that about that's what's more important than the other one. So it's not that we have all the answers, but it's just to step in the right direction of what's possible. The model stops at somewhere around.
I think sanırım sunum tamamlandı. Lokman Bey'e sunumlar için teşekkür ediyoruz. Kendisi şu anda burada değil görebildiğim kadarıyla. Değil mi? I think Erdoğan Hocam merhabalar. Merhabalar. Ben Ahmet Topçu. Evet. Lokman'da bir problem yaşamıştı ama bağlandı sanırım. Are you here in Lokman? Do you hear us? Lokman? I don't see his name. There is somebody called Mubilik. Yeah, maybe because he has a computer problem, then he tried to use somebody else's account right now. Do you hear us, Lokman? He's saying that there is still a little audio problem on my side, do you? Maybe through the chat or I can answer the question. Yes. Yeah, could you please answer the questions for him? Could you answer, is it possible to ask in Turkish? No, please. English, please. Okay. Then one question that I would like to ask is, how can you measure the relevance of this measure? I mean, how can you make sure that this measure is good? How can we make that judgment? Dr. Erdoğan, can we just write just quickly and simple because you don't hear us probably? Can we just type the question? Can you answer the question? Is it possible for you to answer the question, Ahmet Hocam? What was the question? You are proposing a measure to measure the importance of some reactions to control the COVID-19. Yes, right? We have some parameters throughout the world, for example, then affecting the calculation, like a performance, like what kind of parameters affect the, for example, the COVID-19 for different countries. Try to find the get the correlation with the parameters. It was the idea actually. So you are suggesting some measure, some formula for judging the importance of the measures, right? Control measures. Yes, you are right. My question is, how you can be sure that measure is formula is good measure to judge about the importance? Yeah, because we have some result also here. We have some parameters. Also, we have actual result, and we try to compare the result with for example, we have too many parameters, then we see the effect, for example, after calculation using the formula, we have some result. Then we compare throughout the country with different countries, actually. Then we have the actual result, and we try to compare to find out the correlation with the parameters. And if you look at the figure 6, and there are some performance is changing for different parameter. The actual idea is to find here also some common the parameter and affecting the COVID-19on different countries, for example. And there are some, for example, if you look at the figure 5, we have some comparison, for example, for some parameter doesn't affect for some specific countries. And for example, look at the France, compare with this France and some Singapore. These are the work actually now
it was done during the like early like in April, and actually we have some other progress on this result because we have many countries we measured. Then we get the data. Our idea is since throughout to, for example, the months and incoming months, like for 3 months or 6 months, we are still collecting the data and we try to correlate and find add on the value data, and we try to get a good result, for example, using an accumulated data. Basically, we have some parameters. We try to find the correct effectiveness of the parameters by using the the parameters. But these parameters also, they are not static. These are dynamic parameters. It may be affect in the system. Yeah. Thank you. Is there another question? Okay. Sorry for the Lokman has some audio problem. Actually, he has some, yeah. He was probably get through the chat. He has some audio problem. And sorry for this inconvenience also. Okay, thank you. We have to move on and continue with the next presentation. Thank you, Lokman and Ahmet Hocam. The next presentation, I should switch to Turkish. Bir sonraki sunum açık kaynak depolama yazılımı tabanlı, yüksek performanslı, erişilebilirliği yüksek, yeni nesil CBS mimari tasarım ve uygulaması başlıklı sunum. Yücel Güllüce bu bilgiyi hazırlamış ve kendisi sunacak. Sunumu açıyorum. Sunum biraz uzun. Umarım zamanımız yetecek. Şuradan paylaşayım. Görebiliyoruz herhalde. Konferanslarına komitesi, değerli bilim insanları ve saygıdeğer katılımcılar. Bunu ulaşamadan önce bu sıkıntılı pandemi sürecinde böyle emek isteyen bir akademik konferansı düzenlemesinde emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Elif Aslan, Elif Yüksek Mühendisliği. Yüksek Sansım İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Uygulamalar Ana Bilim Dalı'nda coğrafi bilgi teknolojilerinde yaptım. Ve şu anda Yunus Teknik Üniversitesi Elektronik Haberleşim Mühendisliği, elektronik bölümünde doktor öğrencisiyim. Aynı zamanda Vakıflar Bankası Genel Müdürü Bilişim Teknolojileri Departmanı'nda Unix ve Middleware Sistemler Yönetici olarak görev yapmaktayım. Çalışmama gelince, bu çalışma İTÜ Bilişim Enstitüsü'nde yüksek lisans tezine üretilmiş bir çalışmadır. Ayrıca İstanbul Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından 37.099 numaralı projeyle desteklenmiştir. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklenen Ulusal Yüksek Başarım Hesaplama, Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2006 yılından bu yana yüksek başarımla hesaplama ve veri depolama alanlarında hem akademik hem de endüstriyel kullanıcı hizmet vermektedir. Bu çalışmadan elde edilen bulguların tamamı İTÜ UHEM veri merkezi kullanılarak elde edilmiştir. Çalışmanın adı açık kaynak depolama yazılımı tabanlı, yüksek performanslı, erişilebilirliği yüksek, yeni nesil, coğrafi sistem altyapı tasarımı uygulamasıdır. Bildiğiniz gibi günümüzde çeşitli coğrafi sistem portalleri kullanılmaktadır. Örneğin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için şehir rehberi ibb.org ve Google'ın maps.google.com ve Yandex'in maps.yandex.com var. Ben bu çalışmamda bunlar bildiğiniz coğrafi sistem portali tasarlama, coğrafi bilgi sistemi portali önerdim. Ve sadece bütün bu hem içerisinde erişebilen maps.google.com yenisiyle uygulamaya gidebildim. Yani maps.google.com ve port adresi ve bu uygulama adını da yazıyorum. Çünkü şu an bu projenin, bu çalışmanın amacı halka açmak olmadığı için, altyapısına odaklanmak olduğu için bu tarafında bir routing yapmadık. Yine
alana da almadık. O yüzden portale erişen kanıtın yeterli olduğu için bu şekilde bir adresim var. Bu konferansta sadece değerli bilim insanları olmayıp sadece bunun yanında öğrenci arkadaşlar da olduğundan dolayı alana özgü terminolojileri anlatmak için, herkes tarafından anlaşılması için hem biraz temelden başlamak istiyorum. Mekansal veri tabanı teknolojileri dediğimiz zaman asla spatial database gelir. Spatial database yani mekansal veri tabanı diğer küre üzerindeki tüm konum bilgilerini yaratmak için eksiksiz bir boyut hizmetler ve 5 hizmetler birleştiren bir veri tabanıdır. Bu veri tabanı yer yönetimi, kamu hizmetleri, savunma, ülke güvenliği gibi uygulamalar için yeni düzey coğrafi bilgi sistemi yani geographical information system uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmışlar. Bir örnek verecek olursak, örnekten önce bir gösterimiz daha var. Bu spatial veri tabanı, mekansal veri tabanı aynı bildiğimiz ilişkisel veri tabanlarına benzer. Sadece mekansal özellikle işlenmiştir. Bu mekansal veri tabanında da yine indeksleme yapılabiliyor ve query'ler direkt update insert query'lerimiz çalışmaktadır. Ve SQL kümetleriyle erişebiliyoruz dediğimiz gibi. Bu veri tabanlarına örnek olarak da IBM DB2, IBM firmasının Microsoft'un SQL Server'ı, Postgres SQL DBMS'i, SP ve Oracle'ın Database Spatial veri tabanları günümüzde gayet kullanılmaktadır. Ben bu çalışmamda Oracle Database Spatial tercih ettim. Neden Oracle yazılımı, neden IBM dedi Oracle dediğimiz zaman? Ben uygulama sonuç olarak da Oracle Retorik tercih ettim. Yani tamamen Oracle ürünleri tercih ettim. Bundan dolayı birbirleriyle iyi uyum olması için, entegrasyonun iyi olması, compatibility sürecinin iyi olması için ve ülke dayanabilmesi için Oracle ürünlerinin bu alanda, Oracle ürünleri bu alanda kendini ispatlamış kurumsal yazılımları var. O yüzden Oracle tercih ettim. Dediğim gibi Select Insert Update ile ilgili komutan hepsini çok güzel görüyorsunuz. Sadece mekansal özellikler ekstradan gelmiş durumda. Uygulama sonuç katmanına gelelim. Yani middleware katmanına. Uygulama sonuç katmanı, uygulama sonucu ne diye dediğiniz zaman uygulama sonuçları genellikle bir şirkete ait ham verileri bir bilgisayar ekranından veya web browser üzerinde yayınlanmasını sağlar. Aynı zamanda gelen requestlerin dengelenmesi, uygulama sonucunun eşit şekilde dağılması için load balancing özelliği de sunmaktadır. Örneğin ben Oracle Web Logic Server kullandım ve Web Logic Server içerisinde içerir Java Virtual Machine kullandım. Ve bu Java Virtual Machine adet olduğu için bir tanesi crash olursa diğeri request kaybetmeden request'e karşılamaya devam ediyor. Bunu zaten transaction akışını göstereceğim size. En yaygın kullanılan uygulama sonucu yazılımı olarak da IBM Webspace, Application Server var, Red Hat JBoss var, yine bildiğiniz gibi Red Hat IBM tarafından alındı, Oracle Webhooks var ve ücretsiz yazılım olan Apache Comtech yazılımımız var. Biz burada yine dediğim gibi Oracle ürünlerinden Oracle Webhooks tercih ettik, Comtech'in tercihinde. Aslında bu arada değindim ben. Oracle Webhooks uygulama sonucu dünyanın en önde gelen kurumsal Java Enterprise Edition uygulama sonuçlarından biridir. Webhooks uygulama sonucu yüksek erişebilirliği, devamlılığı, yüksek performans gereken uygulamalar için, gereken kurumsal Java uygulamalar için dünyada ülkeleri önemli kurumlarda tercih edilmiştir ve kendisi ispatlamış bir yazılımdır. Ve dediğim gibi bunun failover konusunda da performans sınırı, yani high performance klasterin özelliği var. Ki ben bu çalışmamda birinci Java Virtual Machine kullandım ve bunları klasterin altına aldım. İyi bir derecede yüksek üretmek, veri orada ilerisi mevcut. Ve Oracle'ın sayfasındaki verilere göre eriyelimiz 199.7 olarak kurumlara göstermiştir. Ve storage katmanına gelelim. Yani depolama katmanı, depolama sistemleri, IP teknolojisi kullanılan harici bir depolama birisidir. Artan ihtiyaçlara paralel
verileri saklanacak cihazın depolama yapacak olan cihaza doğrudan bağlantısıyla meydana gelen çözüm oluyor. Network effect source ise ağ üzerindeki cihazlar tarafına erişebilen, gönderilen veriyi depolayan ve bu veriyi erişimi sağlayan ve bu veriyi erişimi sağlayan içerisinde gömülü bir şekil sistemi bulunan ve klasik bir sonucu sistemlerindeki client service as fun bir sistem ve bir gelişmişi de source area network, SAN. SAN'ler paylaşılmış depolama birimlerinin bulunduğu yüksek hızlı ağdır. LAN veya WAN üzerindeki bütün depolama cihazları tam SAN teknolojisiyle bütün ağ tarafından kullanılacak durumda olur. Ve oldukça pahalı donanımlardır. Gelelim bu çalışmada kullandığımız ve çalışmada önerdiğim sanal open source, sanal NAS yazılımı. Virtual NAS dediğimiz iki makinenin aynı diskleri erişmesine izin vermek için ücretsiz ve açık kaynaklı depolama alternatifi sağlanmıştır. Yani açık kaynaklı bir depolama yönetimi aracı olarak kullanılır. Bu yazılımlar örnek olarak OpenFile işletim sistemi verilebilir. Yani ben depolama çözümüm için bir OpenFile işletim sistemi kullandım. Bu bildiğiniz Network Effect Storage ya da SAN'i simüle ediyor bu yazılım, bu işletim sistemi. Ve sanal bir NAS hücresi sağlıyor. Bunun mimarideki çizimi de, mimarideki altyapısı şöyle kuruluyor. Oracle veri tabanlarını ben Spatial veri tabanlarını Oracle Real Application Cluster olarak kurdum. Yani bir tane resim var benim Real Application Cluster, Spatial Data Review, Spatial Data Review 2. Ve bunun altında da gördüğünüz gibi OpenFile'ın NAS sistemi var. Ve paylaşım olarak bunu kullanmaktadırlar. Genel çerçeveye bakacak olursak altyapı ana projemizin altyapı bu şekildedir. Biz son kullanıcıya internet üzerinden ulusal yüksek başarılı hesaplama merkezi client duvarına geçerek network üzerinden uygulama sunucusuna request iletir. Uygulama sunucusu ise bu request'ini belli bir süreçte izleyerek son kullanıcıya geri, yani browser'da haritanın display edilmesini sağlar. Bunu bir sonraki transaction akışında göstermek isteriz. Şöyle ki, son kullanıcının bir web browser var. İçerisinde bir JavaScript API var. Kullanıcıya bir map request yaptığı zaman veya bir zoom yaptığı zaman harita üzerinde bu Oracle Middleware katmanındaki Oracle Web Logistics'in erişir. Onun içerisinde dediğim gibi iki tane DBM'lerimiz vardır. Birinci DBM'e request işareti içerisinde map title ve PO point sorumluluğumuz var. Bu bunlar bir map rendering servisleridir. Bir map view uygulamamız bu metotlara sahip olup bu özelliklere sahip olup haritaların render edilmesini sağlıyor. Ve datanın ve application server'ın aynı zamanda JDBC bağlantısı olduğu için Oracle REC'e bağlanıyor ve genel request Oracle veri tabanından harita request'i get isteğinde bulunuyor. Bu veri tabanında sanal depolama birimimizden harita kareminde bulunuyor. Ve ilgili harita parseli veri tabanı üzerinden tekrardan kullanıcının browser'ına yansıtılıyor. Bu standart bir uygulamadır bildiğiniz gibi. Kriptir yapıda bir mimaridir. Ve sonuç olarak da uygulamanın arayüzü ve browser'daki arayüzü şu şekilde. Amerika'daki en basit bir uygulama aslında. Buradaki amacımız bizim uygulamamız güzel bir uygulama değil. Performanslı bir uygulama bulmaktır. O yüzden uygulamanın ne kadar güzel ve grafikten iyi olduğu önemli bir şu an. Bu Java Interface'de gördüğünüz gibi Amerika'daki alışveriş merkezlerindeki yapılan satışları gösteriyor. Örneğin Princeton Plaza'da yani San Pablo kentinde 26.7 oranında satış varmış. Yani bu kırmızı noktada tıkladığımız zaman satışlar görülüyor. İkinci bir arayüzü de var. O arayüzü de 4D'yi görüyorsunuz, San Francisco'yu görüyorsunuz, Oakland'ı görüyorsunuz. Bu Amerika'daki kentler, Amerika kentlerindeki, eyaletlerindeki nüfus yoğunluğunu renklendiren bir ve ister veri tabanına satılar çeken bir
bir arayüz. Gördüğünüz gibi bazı kentlerin örnek kutu var ve population'u da burada görebiliyoruz. Buraya kadar her şey güzel çalışıyor. Peki o zaman problem nedir diye sorduğumuz zaman bu çalışma şu problemi çözmeye yönelik bir çalışmadır. Çok fazla son kullanıcı büyük veriye sahip bu veri tabanına erişmeye çalıştığında sonucunda uygulama çekebilir. Yani bu sadece 4 sistemle değil, bütün sistemlerle bu şekilde de çok fazla request geldiği zaman gerekli parametreler set edilmediyse, gerekli yapılandırma yapılmadıysa uygulama sonucu veya veri tabanı çekebilir. Aynı şey coğrafi sistem uygulama için de geçerlidir. Coğrafi sistem platformu son kullanıcı arayüzü üzerinde çok fazla net request yaptığında uygulama sonuçlarının ya da veri tabanının ya da storage'ın performansı büyük ölçüde düşebilir ve şeyin sistem durabilir. Bu sorunu en azından inceleme amacıyla kurumlar için açık kaynaklı, ağ depolamalı, yeni nesil, yüksek performanslı ve yüksek kullanılabilirliği, erişebilirliğe sahip bir görüntü sistemi önerilmiştir bu çalışmada. Kurumsal arasındaki, kurumluklar arasında mekansal büyük veriye sahip tekli bir entegre coğrafi bir sistem için güçlü bir mimari gerekli olduğunda bu çalışma mekansal sistemlerin mimarisine odaklanmakta ve en performanslı ve en uygun maliyetli altyapı mimarisi çeşitli konfigürasyon testleri içermektedir. İlk testimiz memory yani bellek kapasitesini arttırma ile ilgili olacak. Biz uygulama sunucusu tarzlarında belleği arttırıp diğer CPU ve storage'daki RAID konfigürasyonu ellemezsek kazancımız ne olur? Onu öncesi gördüm ben bu çalışmamda. Bulgularını şimdi size paylaşacağım. 4 adet testim var. 4 testimiz var. Bunlardan ilk memory config 1 dediğim test şöyle. CPU yani bütün 4 config'leri gördüğünüz gibi CPU ve storage RAID konfigürasyonları aynı. Hiçbir şey değiştirmiyorum ki memory'deki artışın nasıl bir etki sağladığını görebilirim. İçinde uygulama sonucu 4 GB verdim, sonra 16 GB verdim, sonra 32 GB verdim, sonra 65 GB verdim. Yani bunlar her bir verişimde 1 saat boyunca kaç request karşılıyor bunu test etmeye çalıştım. Her bir config 1 saat boyunca çalıştı. Ha, çalıştı derken ne çalıştı onu da söyleyeyim. Swap UI'daki log testini kullandım. Swap UI'nin log testleri güzel. O yüzden bilgi threadlerini ayarlayıp CPU sayılarını %100'e vuracak kadar thread gönderdim sunuculara. Ve CPU kitlenmeden bir saat boyunca en fazla ne kadar request karşılayabildim onu görmeye çalıştım. Gördüğü gibi şuradaki performans request per hour bizim kazancımızdır, performansımızdır yani. Bir saatte ne kadar request karşılayabiliyor. 4 GB sayken buradaki değerler de gerçek değerleri. 3 GB ile 4 GB arasında kullanıyormuş. Daha doğrusu aslında 4 GB aslında memori bitmiş aslında. Çünkü uygulamamız 4 GB'dan fazla çıkıyor memori. 4 GB verdiğiniz zaman yine doldu. CPU utilizasyonu yine 997'lere kadar çıktı. Tam CPU verdi. Tam RAM, tam CPU verdi. Yani tam RAM ve tam CPU kullanıyor şu an. Ve bu seviyede 9200 ve 10700 arasında değişen bir refresh karşılaması var. Throughput'umuzda, IOS throughput'umuzda 450 ile 950 MB per second arasında değişiyor. Ve latency'de 550 milisekund. Yani 500 ile 2000 aralığında bir cevap verme, bir saniye cevap verme süresi var. 16'ya çıkarttığımız zaman gördüğünüz gibi memorimiz hala 16 GB'la geçmiyor. Daha fazla bir şey geçmiyor. Paralel bir şekilde stres gönderdiğim için çok fazladan çıkıyor. Ve burada bu zamanda 16 GB olduğu anda doğal olarak tam daha fazla iş yaptığı için 13.000-14.000'lere çıkıyor. 32 GB'da 15.000-18.000'lere çıkıyor. 4 GB'da 18.000-20.000'lere kadar çıkabiliyor. Yani 9.200'den 18.000'in paketine kadar ulaşamıyorum. Demek ki biz şunu anlıyoruz ki tablodaki test sonuçları bellek kapasitesini 4-64 GB'ı çıkarttıkça performansın yaklaşık 2.1 kat arttığını göstermektedir. Şimdi gelelim storage katlanında bir test yapmaya. Storage katlanında bir performans tuning yap,
paylaşım sisteminde iki çeşitli komünist performans görüntü yapacağız. Bir, Office file üzerindeki bu 3 tane parametre var. O parametreleri değiştirdiğiniz zaman nasıl bir etkisi var? Bir de RAID konfigürasyonları değiştireceğiz. RAID konfigürasyonu değiştirdiğimizde nasıl bir performans, nasıl bir throughput alacağız, nasıl bir latency sahip olacağız onları göreceğiz. Open paylaşım sisteminde tüm diyebileceğimiz paketi var. Yumla kurulabiliyor. Tüm paket kurulduğu zaman tüm nedir onu söyleyeyim. Sistem bileşenlerinin kullanımı izleyen ve herhangi bir sistem için bu izleme bilgisine göre sistem ayarlarını dinamik olarak ayarlayan bir arka plan Linux paketidir. ZFS6'da güçlü performans karakteristikleri için sistem ayarını ayarlamak için cihazların aktivitesini dinamik olarak algılama yeteneğine sahip. Tüm yalnızca kernel'lara ayarlamıyor. Aynı zamanda IOS Scheduler'ın son tarih cihazların IOS Scheduler'ın son tarihini kullandığından da emin oluyor. 4 ratio %40 olarak ayarlıyor. Ve devre dışı bırakılmış bariyerli dosya sistemlerinde yeniden mount ediyor. Bir de CPU hızının performans olduğuna çalıştığına emin oluyor. O yüzden bu tür olumlu etkileri var. Diğer bir parametremiz de read ahead support arttırımıdır. Mantıksal hacimler artan read ahead support ile ayarlanabiliyor. Örnek olarak aşağıdaki komutla, bu block step komutu var ya, bu komutla tüm loom ve mantıksal birimler için read ahead değerleri 32768'e yükseltilebiliyor. Block step komutu, step'te 32768 block step dediğimiz zaman bu step direktmen, bu value direkt step edilmiş oluyor. Üçüncü parametremizde IO request queue size for the scheduler arttırımıdır. Linux IO scheduler gelen IO isteklerinin optimizasyon için tek kuyruğunda sıralama işlemine sahip. Örnek olarak scheduler için IO istek kuyruğu boyutu aşağıda komuta 1004'e kadar yükseltilebilir. Echo 1004 yazıp bunu UPS'e append edersek queue/nr-request'e append ettiğimiz zaman direkt kuyruk boyutu 1004 oluyor. Peki biz bu üç parametreyi teker teker yaptığımız zaman performans etkisi nedir ona bakalım. Aşağıdaki sonuçlar test ortamımızda şefik sistem ayarlamasının toplam performans kazanımının 1.5 kata kadar artırabildiğini gösterdi. Sadece parametre değişikliğiyle 1.5 kata kadar fazla gain elde ediyoruz. Şöyle ki, tüm RPM tool'unu kullandığımız zaman 1.39 kat, yani neredeyse 1.4 kat fazla rütbet karşılıyoruz. Increasing the read ahead support'u bu çok fazla bir şey değiştirdim ama yine de yüzdelik olarak 1.42 kat artıyor. Diğer IO request queue size for the scheduler ise 1.04 kat artıyor. Yani bir saate vurduğumuz zaman, bir üste koyduğumuz zaman bir saat içerisinde yaklaşık olarak 1.5 kata kadar daha fazla bir kat artmış oluyoruz. Bu da şeyle görelim, statistiklerini görelim ne olmuş bu çalışmamızda. Default'ta 9.000 ile 10.000 arasındaydı biliyorsunuz. Daha sonra tune'u ilk madde yaptığımız zaman 11.000 ile 13.356'ya çıkıyor. Yani 1.39 kata kadar çıkışı burada görüyoruz. 9.000 ile 11.000'e yani diğer 10.000 ile 13.000'e kadar gelebiliyor. Tune position kısmına bir de read end parametre seçtiğimiz zaman 11.550'ler 11.956'lara gelmiş. Yani 400 request, bir saatlik 400 request fazla almış aslında yaklaşık olarak. Ama yine de 400'dür yani performans arttırıyor. Tüm storage artırdığımız eğer artı enerji requestler yani IO request queue size'da arttırdığımız zaman 11.000'lerden 14.000'lere çıkıyor. Ve sonuç olarak 9.300'den başlayan request sayısı 14.000'lere kadar çıkıyor. Diğerlerini incelemiyoruz. Çünkü diğerlerinde de artış oluyor elbette. Ancak tabii ki bizim burada kitapta yani performans requestlerine bakıyoruz. Tabii latency de azaltını söyleyemeyiz. Çünkü bakın burada %100'lerdeyken latency azalmış, buradayken de azalmış. Dolayısıyla latency bir sıkıntı olduğunu söyleyemiyoruz. Bir sonraki politik kapsamındaki testimiz ve işte RAID konfigürasyonu olacak. 5 tane testimiz olacak. 5 testimizde de 5 ayrı RAID konfigürasyonu testi yaptık ve bunu performans olan listesini inceledik. Birinci konfigürasyonumuzda 2 adet LVM'imiz var ve bunda da 4 partition'ı RAID 0 yaparak 2 çarpı 2 şeklinde LVM yaptık. Bu birinci LVM, bu da birinci LVM. İkinci konfigürasyonumuzda ise
her bir LDM'i iki taneden dörde çıkarttım. Dört partition koydum, dört partition koydum. Yine iki LDM var. Üçüncü konfigürasyonda tek LDM kullandım. Bu sefer altına sekiz partition koydum. Dördüncü konfigürasyonumda bu sefer 8-16 tane partition kullandım yine tek LDM. Ve son konfigürasyonda da iyice olayı abarttık. O 32 tane partition kullanıp tek LDM altına bunları koydum. Ve şimdi sonuçları inceleyelim. Bulgularımıza göre, bulgularımız bu yapılan işlem, Redis tarafında yapılan işlem, throughput etkisi var, latency etkisi var ve performansa etkisi var. Birinci arrangement, yani 2 tane partition ve 2 tane LDM ile başladığımızda 9300'e 10400 yine default olarak bunda başlamıştık. Partition sayısını, LDM'lerdeki partition sayısını arttırdığımızda, ikişer tane koyduğumuzda direkt olarak 9300'ler 15000'lere kadar çıktı. 15000'lere, 10000'e, 16000'lere kadar çıktı. Çok ciddi bir artış oldu. Ve bu şey, Truk'ta baktığımız zaman da Truk'ta varsa sonuçtan daha fazla data çekmeye başladık. Yani ilk başta 800 MB'larda yani FreeNAS'tan, OpenFiler'dan 860 MB'a kadar saniyede 860 MB'a kadar şu an data çekebiliyoruz. Bu kadar da hani kuvvetli. 860'tan 1873 MB per second'a kadar çekebildik. 1800-1400 arasında 1 GB'larda yani 1-4 GB arasında. Arrangement 3'e geçtiğimiz zaman yani tek LDM ve altına 16 core olduğu zaman tek LDM'de gördüğünüz gibi 15.000'lerden 20.000'lere kadar çıkıyor. Yine IOT throughputlarımız 1800'den 2500'e yani 1.8 GB'da 2.5 GB'a kadar throughput elde ettik. Bununla beraber bilgi sayısı arttığı için latency'miz arttı. Çünkü IO devreye giriyor burada. Zaten latency daha ne kadar fazla değil, o kadar fazla latency olmuş oluyor. Arrangement 4'te yani bilgi sayısını 32'ye çıkartmıştık. Orada da 20.000'den 21.000'e çıkıyor. Yani çok fazla bir aslında requestlerde şey yok. 1000 tane, 1 saat, 1000 tane fazladan request çıkartmıştık. Range 5'te ise bu sefer katına tek LDM ve 32 tane partition koyduğum zaman 21.000'den 22.000'e 2.000 tane daha artmış. Yani çok da fazla bir artış yok. Dolayısıyla bizim için önemli olan 1'den 3'e çıkmak çok iyi. 9.000'den 17.000'e çıkmak çok iyi. 1 yerine yapacağımız 3 yapmamız daha mantıklı. IOT throughput comparison. Burada da kıyaslıyorum konfigürasyonları. Maviler average. Morlarda maksimum oluyor. Ben morları hemen mavilere göre, average'lara göre şey yapayım. Zamanımda çok geçmeden. İlk başlarda 800 MB'larda bir throughput alırken şimdi konfigürasyonda 1.17 kat arttırdık. İkinci konfigürasyonda 2'ye göre 1.3 kat artmış. Ama birinci konfigürasyonda, ikinci konfigürasyonda giderken 3 kat artmış. 360'lardan 2500'lere çıkmış. Dolayısıyla birdense ikinci konfigürasyon yapmak daha iyi. Yani tek LDM ve altında daha fazla partition. Peki diğer 4 ve 5. konfigürasyon durum nedir? 4. ve 5. konfigürasyonda gördüğünüz gibi 1.7 kat artmış. Yani bir LDM'in altında 16 tane partition, 32 partition konak arasında çok fazla bir fark yok aslında. IO artıyoruz. IO latency artıyoruz. O yüzden hani fayda maliyet açısına geldiğimizde maliyet artıyor. Eş kullanmayabilir. Ve sonuca geldiğimiz zaman bu performans testlerinde şunu anlıyoruz. Uygun depolama ve işlet sistemi ayarları IOT Group'ta önemli ölçüde iletilebilir ve ölçeklendirebilirliği sağlıyor. Storage rate tuning çalışması sisteme yaklaşık 3 kat kazanç sağlayabiliyor. İşlet sistemi parametre yapılandırmaları da yaklaşık 1.5 kazanç sağlıyor. Bunun için tabii Storage'da yapıyoruz bu arada. Storage'da konuşuyorum. OpenFiler için. Bellek eklemek sistem performansı artışına neden olur uygulama sonucunda. Örneğin bu altyapıda 4 GB'dan 64 GB'a kadar bellek arttırmanın sisteme 2.1 kat fazla kazanç sağlığı görmüştür. 2.1 kat kadar elde etmiş. Ve çözümün, bu çözümün çalışmanın alan etkisi olarak da sanal depolama çözümümüz bu çalışmada büyük mekansal verilerin depolanması için en avantajlı çözümlerden biridir. Yani büyük
seviyesi depolama cihazları ile SPM depoları arasında performans, özellikler ve fiyat açısından büyük farklar mevcut. Bu sorunlar için ücretsiz ve açık kaynaklı open file işletim sistemi makul ve uygulanabilir bir çözüm. Örneğin bir yüksek batı uzmanı da 2011 yılında benim yaptığım gibi kurduğu bir sistemin performans testleri için open file ve sanal sunucularla deneyler yapıyor. Open file neredeyse 400 MB per second'lık iş hacmi ve 10 saniyede de 10.000 IO, yani 10.000 IO PS almış bu bir adamı. Böylece çalışması open file sunucusunun ücret giriş seviyesi depolama cihazları kıyasla, yani 70 MB per second ve 2000 IO PS 2500 dolar bir maliyeti varmış. Ve bununla beraber 15 bin dolardan fazla maliyeti olan büyük SPM sonuçlar arasındaki farkları telafi ettiği sonucuna varmış. İlk 2011 referansımızda. Bu yazarın çalışmasındaki bulgularda ayrıca açık kaynaklı masumuzun kurumsal ve GFS'in mimarisi çözüm olabileceğini desteklemektedir. Bu çalışma açık kaynaklı depolama ile yüksek performanslı ve yüksek kullanılabilir sahip bir GIS mimarisi sunuyor. Açık kaynaklanmasının yedekli veri tabanları ve yedekli diyagramlarıyla entegrasyonu mekansal büyük veriye sahip entegre GIS projelerinde kullanılabilecek yeni ve güçlü bir mimari sağlıyor. Uygulanan mimari aynı zamanda kurumları yüksek maliyeti ticari ekipmanlardan kurtarır. Ortaya çıkan sistem günümüzün en modern mimarisine tasarlandığından ve büyük verilere dayanıklı olduğundan özel amaçlı yoğun haritalar sisteme aktarılabilmektedir. Aynı zamanda bu çalışma GBS mimarisinin performansı odaklandığından uygulamanın bu çalışmalara gösterdiği uygulamanın küçük olmasına takılmamamız gerekiyor. Dolayısıyla bu çalışma daha büyük bir kurumsal GBS projesi olarak uygulanabilir. Yani bölge hastalık yoğunluk haritası veya polis birimleri için suç yoğunluğu haritası gibi bir devlet mekansal bir sistemi oluşturulabilir. Ve o ülkedeki tüm bakanlıklar yararlanabilir. Bunun için yerel yönetimler ve farklı şeylerdeki belediyelerin kendi bölge haritalarını oluşturmaları gerekmektedir. Daha sonra tüm bölgesel konumsal veriler bu haritaların birleştirilmesi için kurulan UHEM gibi merkezi bir GBS laboratuvarına gönderilebilir. Sonuç olarak da entegre mekansal büyük veri web üzerinden yayınlanması için bu çalışmada önerdiğimiz yüksek performanslı GBS verisine ve mimarisine aktarılarak sunulabilir halka. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Teşekkürler Yücel Bey sunumunuz için. Biraz uzadı ama tamamladık. Evet, şimdi sorularınız varsa Yücel Bey'e sorularınızı alacağız. Çünkü 15.30'da Sanayi Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın sunumu var. Ondan sonra 16'da davetli konuşmacımız Jeffrey Fox'ın, Profesör Doktor Jeffrey Fox'ın sunumu var. Hızlı bir şekilde sorularınızı alabilirsem sorularınızla devam edelim ve bitirelim lütfen. Ben bir soru sorayım. Bu bazı yaptığınız değişiklikler maliyet getirmiyor ama bazıları maliyeti de arttıran değişiklikler. Mesela hafızayı arttırmak. Maliyet etkinlik açısından baktığımız zaman ne kadar bir artırımın maliyet etkin olarak işe yarayacağı konusunda bir öngörünüz var mı? Evet hocam. Şimdi makine, yani sonuçta bir veri merkezinde bir memorinin maliyetiyle bir SAN storage'ın maliyeti tabii ki bir olmuyor. Biz hiçbir lisans parası vermiyoruz. Sadece donanıma para yatırmış olacağız. Aslında bir önceki Müge Şener Hanım'ın da yaptığı çalışmaya aslında bir çözüm olmuş oluyor bu benim çalışmam. Kendisi TÜBİTAK'la beraber bir kapalı kutu bir yazılım üzerinde çalışıyorlar. İşte Esri'nin yazılımlarını kullanıyorlar. Şimdi onlar için de zaten memori gerekiyor. Onlar için de memori yatırımı olması gerekiyor. Bu ancak işte kapalı kutu, yani third party ürün kullanmazsak, open source kullanırsak lisans avantajlarından faydalanacağız. Yani hiçbir lisans ücreti vermemiş oluyoruz. Firmaya bağlı kalmamış oluyoruz.
destek bakım ücretleri vermemiş oluyoruz. Yani sadece memory veya hard disk'e verilen ücret bunların yanında hiçbir şey kalmıyor hocam. Yani ben yaptığınız performans artırımı nereye kadar memory artırırsam maliyet etkin olmaya devam ederim onu anlamaya çalışmıştım aslında. Hocam bulgularım sonucunda hocam benim şu andaki mevcut uygulamam zaten 16 GB ile 32 GB arasında bir memory tüketiyor. Dolayısıyla ben aslında 30 GB'a kadar bir memory yatırım yaptığım zaman uygulamayı ayakta tutabiliyorum ve çok da fazla request alabiliyorum. O yüzden çok da hiçbir maliyet yok gibi bir şey. 30 GB diyen yani zaten kendi PC'lerimizde artık 8 GB'lık RAM'ler var. O yüzden maliyet aslında hiçbir şey değil bu tür büyük devlet çapında yani ülkeyi ilgilendiren bu tür yatırımlarda bu tür RAM artışı gibi şeyler hocam devede kulak kalacak aslında. Evet. Teşekkür ediyoruz. Başka soru görmüyorum. Bir halde de uzadı. Ben teşekkür ediyorum Yücel Bey'e. Ben teşekkür ederim. Oturumumuzu burada sonlandıracağız. Dediğim gibi 15.30'da D salonunda Diyarbakır'ın D'si D salonunda Sayın Mustafa Barank'ın sunumu ve ondan sonra da yine aynı salonda Jeffrey Fox'ın sunumu var. Onlarla görüşmek üzere. Teşekkürler hocam. İyi günler.